Herkese merhaba. Bugün 21 Eylül 2020 pazartesi haftanın ilk manşet yayınıyla karşınızdayız. Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul diye bir duvar yazısı çıktı <laughs> Twitter'da karşıma. Esasen pek çok şeyi de özetliyor. Gerek dünyadaki krizler, gerek demokrasiden otoriterliğe kayış kimi ülkelerde ve bütün bunlar yetmezmiş gibi Mart ayından bu yana hatta esasen Şubat ayından bu yana bütün dünyanın yaka paça olduğu korona virüs, korona virüs bağlantılı, korona virüs ailesinden yeni tür bir virüs, COVID-19 krizi, salgını. Dünya aydınlık sabahlarını yitiriyor usul usul bir duvar yazısı. Evet. Boşuna önüne yatmamışlar. E, bu bu önüne yatma tabiri kaba bir tabir, kötü bir tabir ama literatüre girmiş bir tabir de oldu ve bir dönemin de simgesi esasen. Şimdi nedir o? O Reza Zarrab 17 Aralık 2013'te patlayan büyük yolsuzluk ve rüşvet skandalı. Ve Türkiye'de her şey ondan sonra değişti ve Türkiye'de her şey ondan sonra bir daha eskisi gibi olmadı. Ve o günkü bakanlar senin önüne yatarım, alamazlar seni. Sana dokunamazlar gibi demeçler vermişti ki önüne yatarım Reza e, demeci dönemin bakanı Muammer Güler'in lafıydı. Şimdi ortaya çıktı ki Muammer Güler'e ve o, baş, o diğer bakanlara birazdan ayrıntılarına bakacağız. 2016 boyunca para akmış. Bakın 2013-17 Aralık'ından bahsediyoruz. Bir sene içerisinde de bir sene bile sürmedi. 8 ayda soruşturma takipsizlikte kapatıldı. 14 geçti, 15 geçti. 2016 Reza Zarrab Amerika'da yakalandı, tutuklandı. Ondan sonra bile Muammer Güler Re, e, Zafer Çağlayan'a bir akış olmuş. Bugün bunun detaylarına bakacağız ama dilerseniz önce e, Türkiye basınında bugün neler öne çıkıyor ağırlıklı olarak salgın gündemi var onu hızla geçelim bu reza konusuna bakacağız. Hemen akabinde de Ankara savcısı başsavcısı Kocaman'ın düğünü ve onun işte efendim düğünüyle ilgili spekülasyonlar buna bakacağız. Çok uzatmadan 1 iki dakika bakalım Covid gündeminde neler var. Dünya Gazetesi demiş ki İsrail'de 3 haftalık karantina başladı. Covid-19 vaka sayısı 3 günde 1 milyon arttı. İzolasyon geri geliyor. Öyle görülüyor ve bütün dünyada da yavaş yavaş buna dönük tedbirler alınıyor. Benim yaşadığım İngiltere'de de her gün birkaç kere bilgilendirme oluyor. Sadece İngiltere Başbakanı, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson değil, İskoçya Başbakanı, Galler Başbakanı da her gün basın toplantıları düzenliyorlar, bilgilendirmeler oluyor. Hükümetin e, sağlık şefleri ya da bilim şefleri veya bilim kurulu üyeleri neyse onlar da günlük basın bilgilendirme toplantılarını artırdılar. Bir izolasyon geliyor, evet. E, orada antiparantez, seyircilerimiz çok duyarlı. Geçtiğimiz hafta bir telaffuz hatası yaptım. Self-isolating dedim. E, i̇zolasyon Türkçeleşmiş bir kelime olduğu için belki de dilim öyle kaydı. İngilizceyi de çok hakim değiliz. Kabul etmek gerekirse hakim olan seyircilerimizden biri uyardı. Self isolating olacaktı. Onu da düzeltmiş olayım. Durum bu. Ölümlerde şok artış demiş yeni mesaj. Türkiye'nin günlük ölüm sayısında vaka sayısına göre dünyada daha üst sıralarda yer alması dikkat çekiyor. Eylül ayında diyor. Neredeyse her 29 vakadan birini kaybettik. Bu oran Nisan'da 36'da birdi. Mühim rakamlar bunlar. Yeni Asya doktorlar yorulduk. Erdal Tekin, doktor öğretim üyesi, herkes yoruldu, bıkkınlık kınlık geldi ama mücadeleye devam edeceğiz. Bu hastalığı yenmek zorundayız. Bunu da vatandaşlarla yapabiliriz. Sosyal mesafe, maske, hijyen bizi koruyacak ve hastalıktan galip gelmemizi sağlayacaktır demiş. 112 acil hizmet e, sağlık hizmetlerinde çalışan acil tıp teknisyenleri ise e, COVID hastalarını sebebiyle kalp krizi geçiren hastalara, trafik kazalarında yaralanan kazazedelere yetişmekte zorluk çektiklerini ifade etmişler. Bugün bütün gazetelerde sağlık çalışanlarının terli fotoğrafları, terden sılın, sırılsıklam olmuş fotoğrafları paylaşılarak bu neviden haberler var. Birazdan da göreceğiz. Bu tabi akla hemen e, koronadan bile tehlikeli diye doktorlara, tabiplere yüklenen, e, Türk Tabipler Birliği'ne yüklenen devlet bahçeliği getiriyor. Yazıklar olsun e, sağlık çalışanları zaten yeterince moralsizler. bir de üstüne bu geldi işte yani sorumlu devlet adamlığı falan diyoruz da yani başta sorumsuzlar var yani başka bir şey değil. Bir başka hikaye bir gün. Torpilin eşi benzeri yok. Sağlık Bakanı Koca uygulanan filyasyon sisteminin dünyada eşi benzeri olmadığını savunsa da gerçekler farklı. Filyasyon ekiplerinin torpilli hastalara yönlendirilmesinin ardından ambulansların da VIP hastalar için seferber edildiği ortaya çıktı diyor. Bu böyle yani. Belediye koronalı cenazeyi kaldırmadı sözcüden. Kütahya Tavşanlı'da virüsten ölen vatandaşın cenazesini belediye ilgilenmeyince ailesi defnetti diyor. Yüz eğitim koşulları sağlanmadı evrenselden ki okullar açıldı bakalım ne olacak derken. Okul öncesi ve birinci sınıflar başlıyor. Sorunlar karşısında somut plan yok. Alt başlıkları dikkat çekiyor. Hürriyet gazetesi sağlık sistemindeki skandallara bakmak netameli alan olduğu için partilere bakmış efendim. Tekne ve yatlara yönelik denetimlere rağmen buralardaki eğlence sınır tanımıyor diyor. Biz de tekne kiralamak için şirketleri aradık aldığımız ilginç yanıtlar. Mesela demiş ki şirketler damatlık ve gelinlik giyilmezse düğün organizasyonu yaparız. Denetim olursa müziği kısıp eğlenceyi durdururuz. Organizasyonu şirket yemeği havasında düzenleriz. Şu anda en rahat yerler Haydarpaşa ve Kallamış açıkları. Müzikte sıkıntı olmaz. Sahil güvenlik her yerde en ufak bir durumda ceza ile karşıya karşıya kalabiliriz diye. Türk usulü e, denetimden kaçma teknikleri geliştirilmiş ve etkinlikler tam gaz devam ediyormuş. Hürriyet de bunu tam gaz parti manşetiyle e, görmüş biraz da hastanelere muhabirlerini gönderse hastanelerdeki çile nedir? Ama Hürriyet bunu yapmıyor. Her defasında Ahmet Hakan gidiyor, Sağlık Bakanı ile görüşüyor. O da tam sayfa yer alıyor. Sağlıkla ilgili iddiaları bile sormuyor. Sadece Sağlık Bakanı ne derse onu yazıyor. Hastalar yağmur gibi doktorlar sırılsıklam korkusuzdan. Evet sırılsıklam bir doktor. Bugün pek çok gazetenin birinci sayfasında aynı doktor var. İşte bu da sırıl sıklam, terden sırıl sıklam olmuş üzerindeki önlüğü sırıl sıklam bir fedakarlık başlığıyla Karar Gazetesi'nde haber olmuş. Kış geliyor, yeni çağ ekonomi gerçekten cepleri, cüzdanları ilgilendiren bir haberi öne çıkarmış. 1.6 milyar TL doğal gaz borcu nasıl ödenecek? Doğalgazda konut ve ticaret Hane abonelerinin Ocak-Mayıs dönemi borcunda korkutan artış. Doğu Akdeniz'de bir e, oruç Reis'le ile ilgili büyük bir yalan söylendi. Zaten bir e, geçtiğimiz hafta yayınlarımızda da konuşmuştuk. Ege'de süreç en başa döndü ve şu anda e, Türkiye ile Yunanistan müzakere edecekler efendim. Müzakere başlıyor. Fakat burada yalanı ben bir kere daha e, göstereyim size. Erdoğan demiş ki efendim, oruç reisi diplomasiye fırsat tanımak için limana çektik. Geçtiğimiz hafta başlı dışişleri bakanı Türkiye'den bütün yetkililer oruç reisin bakım ikmal için e, limana çekildiğini söylemişlerdi. Bunun büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı. Zaten e, aylık bakım ikmal dediler, e, o da yalan. E, Bakım İkbal dedikleri olay bir haftadır devam ediyor. İşte o kadar sürer mi? O da yalan. Yani her tarafından dökülen bir şeydi. Erdoğan gene e, kendi e, salay, saray avanelerini açığa düşüren lafı etti. Oruç Reis'i diplomasiye fırsat tanımak için limana çektik. Evet, Bir yalan daha bir hafta sonra böylelikle ortaya çıkmış oldu. Can Dündar hafta sonu gündemdeydi. Can mal varlığına el konulmuş efendim. Mal varlığı dediysek de, Eşi, eşiyle beraber 40 yıllık emeği birikimlerinin sonucu aldıkları bir daire bir de yazdıkları ve annesinin evindeki hissesi babadan kalan ev. Can Dündar diyor ki bir gün bir haber yazdım hayatım değişti. Dönemin başbakanı bu haberi yazan kişi bedelini ağır ödeyecek dedi. O kişi bendim ve o günden beri bedelini ağır ödüyorum. Gazete Pencere yazarı Tayfun Atay'da her şeyi süpürebilirsiniz kalemini süpüremezsiniz demiş demiş. O arada sabah gazetesi de sayaç başlatmış efendim. İki hafta süre tanınmış mal varlığına el konulmasıyla ilgili, kararıyla ilgili gelsin teslim olsun. Neymiş efendim? Teslim olduğu zaman mal varlığına el konulmayacakmış. Fayda. Yani bir daire bir yazlığı kurtarmak için Can Dündar teslim olacak. Neyse. Milliyet gazetesi tersten gören tersten görmüş ve beyin göçünü eve dönüş zamanı diyor. Doktora sonrası araştırmalarını Harvard Üniversitesi'nde sürdüren araştırmacı Dr. Mustafaoğlu laboratuvarını anavatana taşıyor demiş. ABD'de kanser türlerinin erken teşhisini sağlayacak sensör ve beyin hastalıklarının tedavisindeki ilaçların doğru noktasını, doğru noktaya ulaşmasını sağlayacak proje üzerinde çalışıyormuş. Türkiye'deki öğrencilerin potansiyeli ve istekleri beni motive ediyor. Onlara Örnek oluşturmak için çok güzel bir duygu demiş. Umarız döner dönmez Türk öğrencileriyle karşılaştığında, Türk üniversite sistemiyle, akademideki olağanüstü özgürlük ortamıyla karşılaştığında döndüğüne pişman olmaz. Muazzam bir beyin göçüşü var. E, yüz binler yurt dışına çıkıyor. Bir o kadarı da çıkmak için fırsat kolluyor. Gençlerin %70'i Batı ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde, Amerika, Kanada'da yaşamak, yeni hayat kurmak istiyorlar. Buna AKP'li gençler dahil. Bir genç e, Harvardlı araştırmacının Türkiye'ye dönmek istemesi tersine göç denmez ama tersine bir örnek e, Milliyet gazetesi de bunu bulduğu için manşete koymuş. Gitmeyin diyor yani. Bak geliyorlar diyor. Fakat durumu tersine çevirebilecek hali yok Milliyet gazetesinin. Kini bırakıp demokrasi cephesinde birleşmeye var mısınız demiş e, yorumunda Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman TR724 manşette ve TR724 sür manşette iki haber dikkat çekiyor. Birincisi solda Ankara Başsavcısının nikahtan sonra ilk, durul ilk durağı saray oldu ki buna bakacağız. İkincisi de İngiliz Bankası Zarrab için 5.8 milyar dolar para transferi yaptı. Evet işte buna bakacağız. 5.8 milyar doları aşan 37 bin küsür para transferi gerçekleştirilmiş efendim ne zamana kadar 2016 sonuna kadar. Bir diğer haber de hafta sonunun gerçekten ben de üzüldüm çünkü Mesut Yılmaz'ı bir siyasi olarak Ankara yıllarında muhabir olarak takip ettim. Mesut Yılmaz'ın tedavisi geçirdiği beyin ameliyatı ardından kritik bir evreye girdi. E, ...haberleri, hatta vefat ettiği haberleri sosyal ağlara düştü. Resmen bir açıklama olmadıkça da bu konuda acil davranmamak gerekiyor. E, benim gazetecilikte aldığım en önemli derstir. Ölmeyen birisini öldürmek, öldü demek e, çok yanlış. E, bununla habercilik yapmış olmazsınız, bununla öne geçmiş olmazsınız. Resmi açıklama yapılır, ailesinden yapılır, doktor yapar, hastane yapar, başhekim yapar, bakanlık yapar, neyse valilik yapar... Ondan sonra evet dersiniz yani resmen de bu yapıldı. Biz de buna bakalım. Bu tür bir haberi 3. 5. sırada vermekten de kimseye bir zarar gelmez. Dediğim gibi birine öldü haberi yapmak flash habercilik değil. E, kimseyi de öne geçirmez. Ancak burada e, ailenin yakını Abdurrahim Albayrak... Ki uzun yıllardır Mesut Yılmaz'la beraber, beraber aralarından su sızmaz, o evden, o aileyle çok yakın, o evden çıkmaz, beraber maç seyrederler. Kınamasa dediğinde söylemiyorum, 30 yıldır belki daha uzun süredir Abdurrahim Albayrak'la Mesut Yılmaz'ın dostluğu bilinir. Şöyle demiş efendim, yoğun bakım odasında değil, yoğun bakımda değil odasında insanların duasını bekliyoruz. Kolay değil, zor günler geçiriyoruz, beyefendiye herkes dua etsin, yüce Allah'tan ümit kesilmez." Türkçe'de yüce Allah'tan ümit kesilmez dendiğinde durumun çok kritik olduğu ve e, gerçekten e, kötü habere hazırlıklı aynı zamanda olunması gerektiği anlaşılır. Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Umarız hayata döner. Bu da sosyal ağlarda Facebook'taki hesabı etkin Mesut Yılmaz'ın torunlarıyla fotoğrafı bu sene çekilmiş. Gene bu da e, yeni çekilmiş fotoğraflarından biri. Epeydir görmeyenler olmuş olabilir. Hayli kilo almış ve elbette tabii yaşlanmış görünüyor. 1946 doğumlu, 74 yaşında. Dile kolay. Gene burada birkaç ay evvel torunuyla beraber, oğlu Hasan'ın oğlu... ...torunuyla beraber çektirdiği bir fotoğraf. Hafif sakal bırakmış. Evet. Gene burada hayli yaşlanmış bir Mesut Yılmaz portresini görüyorsunuz. Ben bu fotoğrafları görünce çok etkilendim çünkü... Genç halinde genç ve dinamik başbakanken, başbakan yardımcısıyken, ana Anavatan Partisinin başındayken Mesut Yılmaz'ı takip ettim. Takip ettiğim 3 siyasi liderden biridir. Diğeri Necmettin Erbakan, bir öbürü de Süleyman Demirel. Anavatan Partisi muhabirliği yaptım uzun süre. Mesut Yılmaz'ı da köy köy kasaba kasaba takip ettim. Haliyle sağlık durumuyla da yakından ilgileniyorum. Son durumuna üzüldüm. Allah'tan acil şifalar diliyoruz efendim Mesut Yılmaza. Ve geçelim Reza olayına. Boşuna önüne yatmamışlar. Başlığına başlayabiliriz. Efendim Amerika Birleşik Devletleri daha doğrusu bu konuda haberleri de ekrana getirerek sizinle paylaşayım. Courthousenews.com Adam Klasfeld'in sitesi ki Adam Klasfeld Reza Zarrab, Zarrab davasını New York mahkemesinde adım adım takip eden tweetleriyle de etkin takip eden bir isimdi. Buraca bu fotoğrafı yayınlayarak Reza Zarrab'ın kuryesinin kuryesi de kim? Şu şahıs Adem Karahan bunun ifadelerini yayınladı. Bu ifadeler yeni değil. Mahkeme sürecinde de safahatında falan da biliniyor. Fakat bununla eş zamanlı olarak Finsen belgeleri ortaya çıktı. Hepsi birbiriyle alakalı konular ve bu konu eee finsen belgeleri e, özellikle İngiltere merkezli Standard Chartered Bank'asının 2007-2016 yılları arasında zarrap ve ağı için 5.8 milyar dolara aşan 37.533 adet para transferi gerçekleştirilmesinde rol oynadığını gösteriyor. Deutsche Bank Amerika'da faaliyet gösteren iştiraki de Mart 2017'de Zarrab'la ilişkili olduğu 2013 yılında kamuoyuna yansıyan şirket için 29 milyon dolar para transferi gerçekleştirmiş. Yani 2016'da İngiliz Bankası üzerinden 2016'ya kadar gene 2017 Mart ayı itibariyle de Deutsche Bank, bir İngiliz Bankası ve bir Alman Bankası bu para transferlerini gerçekleştirmişler. Şu açıdan önemli bu. Bu FinCEN belgeleri... Ee, şu anda BBC Türkçe'den getirdim bu haberi. BBC ve e, Docevelli ve her ikisi de kamu kanalı. Kamu yayın kuruluşu. E, kendi ülkelerinin milli bankalarına dair e, bu konuyla ilgili haberleri yapmaktan çekinmiyorlar. O da işte kamu yayıncılığının özü esası. Kamuyu ilgilendiren bir konu. Ve İngiliz halkının bunu bilmeye ihtiyacı var. Burada Standart Chartered Bankasında bankasına baka, bankasından yapılan işlemcil, e, işlemlere baktığınızda bu Finsen Files'a girin bakın. Doçevele ve e, BBC Türkçe'de Doçevele'de Pelin Ülker'in e, araştırması, e, BBC Türkçe'de de e, bu Finsen belgeleriyle ilgili çok kapsamlı bir e, haber var. Türkçe haberler de var. Finsen belgeleri Amerika merkezli haber sitesi BuzzFeed'e sızdırılan belgelerin Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu suyumuyla da paylaşılması sonucu 88 ülkeden 108 basın kuruluşunun yer aldığı aylar süren bir araştırmacı gazetecilik dosyası. Bir kere daha söylüyorum. 88 ülkeden İngiltere, Almanya, Amerika, Türkiye dahil 108 basın kuruluşunun yer aldığı ve aylar süren bir basın araştırma, araştırmacı gazetecilik faaliyetinin sonucu olarak bu belgeler yani muazzam bir e, şey yapılıyor efendim. E, check and balance, denge, denetim, e, karşılaştırma, teyit, taraflara sorma e, ve... 5 başı mamur değil belki 500 başı mamur bir gazetecilik yapılıyor. Çünkü 88 ülkeden 108 basın kuruluşu içinden bir sürü bir, bir ekip aylar süren bir çalışmayla karşılaştırmalı olarak olaya bakıyorlar. boru değil. Ve öyle işte efendim yok. Amerika'nın bir zırvası yok işte efendim şu bu falan gibi çamur atılacak falan bir olay da değil. Yok Trump Amerika'sı veya Beyaz Saray veya işte oradaki bir hakim savcı Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. U Uluslararası operasyon falan filan. Bu tür zırvalara herkesin e karnının tok olması gerekiyor. Evet. Şimdi burada e haberin ilerleyen e satırlarına baktığınızda işte standart chartered'ın Chartered'ın ZARRAB tutuklandıktan sonra işlemlere izin verdiği ve asıl direngi noktası da bu. Boşuna önüne yatmamışlar dememizin sebebi de bu. Ocak Eylül 2016 arasında zarrapla bağlantılı olduğu belirlenen 24 şirket ve kişi için toplamda 133 milyon dolara aşan 715 transfer yapılmış. Bakın her şey bittikten sonra diyorum. Demek ki bitmemiş. Bakın. 17 Aralık 2013'ten bahsetmiyorum. 2014'ten bahsetmiyorum ki 17 Aralık'tan sonra Recep Tayyip Erdoğan bütün varını yoğunu her şeyini bu olayı temizlemek için kullanıyor. Ülkede adalet rafa kaldırılıyor. Reza Zarrab tutuklandıktan sonra serbest bırakılıyor ve aylar sonra da dosya hakkında şu gün ekranların gedikçisi Profesör Doktor Ceza Hukukçusu Ersan Şer'in çabalarıyla savcılara savcılara mentorluğu ile de dosya hakkında takipsizlik veriliyor. Ve o dosyayı bu dosyada çalışan polisler de tutuklanıyor Temmuz 2014'te ve eşleri ve çocuklarıyla reşit çocuklarıyla beraber 2014 Temmuz'undan 2020 Temmuz'u da geçti. 7. senedir cezaevindeler. Ve o gün bugündür de Türkiye medyası bu konuyu yazmıyor. Ve Recep Tayyip Erdoğan Reza Zarrab'ı elinden kaçırıyor ve Reza Zarrab Mart 2016'da Amerika'ya tatil amacıyla, eşi çocuğuyla ki hala Ebru Gündeş'le evli ve Ebru Gündeş'in konserleri, sahnesi biletleri yok satıyor efendim. Salon dolup taşıyor yani. O da ayrı bir hikaye. Reza'nın karısıyla coşuyor hala Türkiye, Türk sanat müziği dinleyenleri. Reza Zarrab Mart 2016'da eşi ve çocuğuyla Amerika Florida'ya giriş yaparken yakalanıyor. Ve ondan sonra Mart 2016'dan itibaren Tayyip Erdoğan varını yoğunu Reza Zarrab Amerika'dan kurtarmak, geri getirmek için e, devreye sokuyor. Amerika'daki lobi şirketlerine milyonlarca dolar aktarılıyor. Obama e, ile bütün görüşmelerde bir numaralı konu bu ki o zamanlarda işte Gülen'in iadesi falan filan diyorlar alakası yok. Joe Biden başkan yardımcısı dönemin Joe Biden'ın eşiyle Emine Erdoğan'ın görüşmesinde bile başkan yardımcısının eşiyle görüşmede bile Emine Erdoğan'ın gündeminde bu var Reza'yı bize verin diyor. Ve sonrasında Trump döneminde de aynı ilişkiler götürülmeye çalışılıyor. Erdoğan'la Trump arasındaki ilişkinin ana maddesi Reza. Ve işte Rahip Bronson koz olarak kullanılıyor. Öbürü beriki Amerika'ya nota veriliyor. Anlatamayacağım kadar çok detay var. Her ne hal ise 2017 sonunda duruşma görülüyor ve Reza Zarrab çok detaylı bir şekilde rüşvet çağın, çarkını şunu bunu anlatıyor. Şunu söyleyeceğim. Burada bahsedilen tarih Ocak Eylül 2016. Yani Reza Zarrab 17-25 Aralık geçtikten, 2015 geçtikten, 2016'da Mart ayında Reza Zarrab Amerika'da tutuklandıktan sonra bile Eylül 2016'ya kadar 133 milyon doları aşan 715 transfer yapılmış. Kime? Finansal kayıtlarına göre Reza Zarrab'ın kuryesi olmakla suçlanan Halil Akkaya, Murat Yılmaz Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın özel kalemi Onur Kaya ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler. Reza Zarrab'ın önüne yatan Muammer Güler Eylül 2016'ya kadar para transferinin içinde. Yani daha ne diyeceksiniz? Evet. Hatırlayın Ahaber, A Haber Rıza Sarraf'a şeref ma ma madalyası takmalıydık. Ali lafını böyle görmüştü. Daha sonra bu haberi sildiler. Evet. Rıza Sarraf'a şeref madalyası. Ali Ağoğlu söylemiş. Ne zaman? 17 Aralık 2016. 17 Aralık'ın 3. yıl dönümünde. Fakat görüyorsunuz araştırmacı gazetecilik belgelerle bütün gerçekleri ortaya çıkarıyor. Gene hatırlayın. A Haber'de Türk bayrağı önünde Reza Zarrab hayırsever bir iş adamı olarak konuşturulmuştu. Çabuk unutuyoruz. Bu da Reza Zarrab'ın kendi el yazısıyla çizdiği bankalar üzerinden rüşvet trafiği, altın trafiği, rüşvet trafiği. Bu da efendim soldaki Mehmet Ali Yalçın da halen e, Reza Zarrab e, konu, başta ana konusu Reza Zarrab olmak üzere Tayyip Erdoğan'ın maaşlı e, lobicisi e, Aydın Doğan'ın e, damadı. Bu, bu fotoğrafta e, Ivanka Trump ve e, Donald, babası Donald Trump'la gör, görünüyor. Ee, Doğan grubu da Doğan grubuyla da ilişkiliyken Doğan grubu yayın olarak hala aktifken de 2016-2017 yıllarında yoğun e, lobi çalışması yaptı. Hala da bu lobi çalışması devam ediyor. E, ee, Mehmet Ali Yalçın evet. 2017 yılında New York'ta o dava görülürken Mehmet Ali Yalçın büyük bir lobi faaliyeti içerisindeydi. Doğan grubunun unsurları da orada mahkeme salonunda gördüklerini anlatmıyor. Mahkemeyi takip eden gazetecilere haber yapıyorlardı. Kimdi o? İşte Cüneyt Özdemir'di. Kimdi o? İşte mesela Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'ydı vesaire. Haber yapmıyorlardı. İşte orada mahkemeden bildiren mesela Adem Yavuz'u, Adem Yavuz Aslan'ı takip ediyorlardı. Mehmet, Mehmet Ali Yalçın'da da Doğan grubu unsurlarıyla işte Washington, New York otel lobilerinde strateji geliştiriyordu efendim. Evet. Yanılmıyorsam Cansu Çamlıbel de Hürriyet'in Ankara temsilcisiydi o yıllarda. Şimdi muhalif cepheye geçti, duvar gazetesini yapıyor galiba. Her neyse, bunların bilinmesinde yarar var. Evet. Böyle deste deste paraları bu şekilde. Paylaşmayı da, yani fo, önünde fotoğraf çekip böyle işte bu da kuryesi veya işte adamı, bunu da şey yapıyorlar yani bunda da bir, bu da ayrı bir övünç galiba yani. O günden beri ne Zafer Çağlayan başını kaldırabildi ne Muammer Güler ama e, soldaki Egemen Bağış epeydir tırmaladı, sonunda e, Çek Cumhuriyeti'ne büyük elçi olarak atandı efendim. Reza Zarabta halen savcılıkla işbirliği yapmış tanık koruma programında Amerika'da yaşamını sürdürüyor. Evet. Geçelim düğünümüze. Şimdi efendim bu konu şu Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman evlenmiş. E, ee, ne, ne var bunda diyeceksiniz. Şu var. Şimdi burada bir nikah fotoğrafı görüyorsunuz. Ayça Dursun da evlenmiş. Çiftin nikah şahitleri Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Genelkurmay Başkanı. Kadroya bakar mısınız? Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Hakim Savcılar Kurulu Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Metin Feyzoğlu, Odalar Borsalar Birliği Başkanı vesaire. Yani burada Maşallah bütün devletin zirvesi burada Cumhurbaşkanı eksik. Peki kim bu diyorsunuz? Aa, hemen bakıyoruz. Ankara Adliyesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'nın kendi resmi sayfasından bakıyorsunuz burada kimdir falan diye. İşte efendim 93 Ankara Hukuk mezunuymuş. Aa 1998-2001 yılları arasında Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı yapmış. Erdoğan'la tanışıklık buradan. Ve ondan sonra AKP'nin 2000 Pınarhisar'da Erdoğan cezaevinde o yıllar arasında bir 3-5 ay cezaevi şeyi var. Kesinleşmiş cezasını yatıyor ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı 4,5 yıldan sonra düşüyor yerine Ali Müfit Gürtuna e geliyor ve Erdoğan Pınarhisar cezaevine yatıyor. İşte o dönemde Yüksel Kocaman Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı ve Erdoğan'la ilişki böyle başlıyor ve zaten 2002'de Erdoğan'ın iktidara gelmesiyle birlikte önce strateji Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığından amudi bir yükseliş, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Personel Teknik Müdürlüğü, Ceza işleri Genel Müdürlüğü derken 2011'de Adli Sicil Genel Müdürlüğü, 2014-2017 arasında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, 2017'de de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanıyor. Efendim, Böyle bir yükselişi var. Ve e, gördüğünüz gibi bu düğünle e, dikkat çekiyor balayıyla işte şu düğün fotoğraflarıyla e, Enteresan bir şekilde e, bu fotoğraflar çekildikten sonra saraya çıkıyor ve Erdoğan'la da fotoğraf veriyor. Ama dikkat ederseniz gelinin kıyafeti ve damadın kıyafeti değişmiş. Burada farklı bir kostüm giyiyorlar. Gelin farklı bir gelinlik giyiyor, damat farklı bir kostüm giyiyor. İki kere masraf ediyorlar ve Erdoğan'la böyle bir fotoğrafı da paylaşıyorlar. Evet, devletin çivisi çıktı mı çıkmadımı adaletin çivisi nerede çakılı ne durumda ibretlik bir şey durum onun için Türkiye'de adalet yoktur, hukuk yoktur. Türkiye'de saray yargısı derken işte bu saray yargısının fotoğrafıdır. Saray yargısının fotoğrafı nedir derseniz bunu gösterebilirsiniz. Bir başsavcı profilinde anlattım bir düğün ve arkasından kendi elleriyle, kendi verdikleri fotoğraflarla saray yargısı nasıl olur, nasıl olunur, ne demektir tamamen yorumsuz olarak ekrana getirdim. Siz de görüyorsunuz. Boşuna önüne yatmamışlar meselesi bununla da alakalı yani. Evet. Şimdi siz bu savcıdan Erdoğan'a rağmen bir şey bekleyebilir misiniz? Ya da Erdoğan'ın hoşuna git git, gitmeyecek, canını sıkacak bir şey bekleyebilir misiniz? Pınarhisar günlerinden beri Erdoğan'ın takipçisi. Şu anda da Ankara Cumhuriyet Başsavcısı. Boşuna önüne yatmamışlar derken ezbere söylemiyoruz efendim. Evet. Bu arada bir konu vardı ki değinmeden geçmek olmaz. Cübbeli Ahmet, savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım dedi. Ve günler sonra hiçbir şey olmadı. İçişleri Bakanlığı yardım Bakan Yardımcısı işte efendim biz bugüne bu konuyu takip ediyoruz filan falan. falan. E, fakat diyor e, henüz e, bizim diyor radarımıza takılmış bir şey yok. E, bir buçuk yıldır üzerinde çalışıyoruz. E, bir kısım derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalmamız mümkün değil. Takip ediyoruz olayı diyor kamuoyuna duyururuz diyor. Peki soru şu yani Cübbeli Ahmet nereden biliyor 150 derneğin silahlandığını falan yani birileri ona üfürmese o söyleyebilir mi yani kendisinin istihbarat örgütü olamayacağına göre? Evet. Ben de soruyorum. Saf saf. <laughs> evet vaziyet bu ve gerçekten bambaşka bir Türkiye, bambaşka bir gündem. Bambaşka bir hava ee, soluklanıyor ee, asıl olması gerekeni ve asıl soluklanması gerekeni asıl durulması gerekeni asıl e, hangi zaviyeden bakılması gerektiğini de bu yayınlarda anlatmaya çalışıyoruz takipte kalın yarın e, tekrar görüşmek umuduyla hoşçakalın efendim